Değerli dostlar, herkese merhabalar. Bugün Sinop'un Erfelek ilçesinde bulunan Tatlıca şelalerindeyiz. Daha önceden buraya gelmiştik. Bu gelişimiz 2022 versiyonu olacak tabiri caizse. Yine kısa kısa bilgiler vermek istiyorum burasıyla ilgili. Bu seferki bilgiler birazcık daha detaylı olacak. Evet, şimdi buranın keşfiyle ilgili nasıl keşfedilmiş burası? Şelaleler 1997 yılında Erfelek Barajı'na ait yolların yapımı sırasında tesadüfen keşfedilmiş ve Sinop Turizm'e kazandırılmıştır. 2 kilometre uzunluğundaki bir vadi içinde birbiri ardına sıralanmış 28 adet irili ufaklı şelale bulunmaktadır. Şelaleler vadinin içinden akan Karasu Deresi üzerinde yer almaktadır. Evet, Karadeniz'in cennet doğasını yansıtan bu muhteşem doğada birbiri ardına sıralanmış şelaleleri yürüyerek gezebilirsiniz. Bu yürüyüş parkurunda şelalelerin oluşturduğu buz gibi suya sahip göletlere girebilirsiniz. Şimdi birazdan onları göreceğiz kısmetse. Erfelek şelalelerin kaynağı şelalelerin yaklaşık 1 kilometre yukarısında bulunmaktadır. Fındık, kayın, meşe ve gürgen gibi yemyeşil ağaçlar arasında muhteşem doğaya sahip Erfelek şelalesinde piknik ve dinlenme alanları, trekking yapabileceğiniz yürüyüş parkurları, market ve yöresel lezzetlerin tadına bakabileceğiniz restoran ve çay bahçeleri bulunmaktadır. Diyoruz ve arkadaşlar, yavaştan içeri giriyoruz. Burada güncel ücret tablosunu görmektesiniz. Şu an için böyle arkadaşlar. Fiyatlar, fiyat tarifesi. Evet, turlar da yavaş yavaş gelmeye başlamış değerli dostlar. Bir yandan sizlere manzarayı gösteriyorum. Kısa kısa bilgiler de vereceğim bir yandan. Burası Erfelek'e yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Sinop'a ise 45 kilometre uzaklıktadır. Şelaleler aslen Ayancık ilçesine bağlıdır ama Erfelek'e daha yakındır. Şelalelerin bulunduğu çay ise Karasu çayı olarak geçiyor. Dediğimiz gibi burada tırmanma, trekking yapabilirsiniz. Şelale kenarındaki oyuklar ve taş şekiller basamak olarak kullanılır. Yukarı tırmanılabiliyor. Dediğimiz gibi 28 adet şelale bulunmakta. Döküldüğü yere doğru zaten yavaş yavaş gidiyoruz. Bu arada bugün hava biraz kapalı. Aşırı bir sıcak yok. Tam böyle kıvamında aslında bakılırsa. Yöresel lezzetleri de tatlayabilirsiniz bu arada değerli dostlar. Ne var ne yok hemen size göstereyim. Gözlem evi var, kebap evi var burada. Dondurma var, Kahramanmaraş'tan gelmektedir yazıyor. Evet. Asıl manzaraya doğru şimdi gidiyoruz. Maşallah iyi akıyor.
Bu arada karşıya kadar gidebiliyorsunuz. Suyun aktığı yere kadar tam karşı. Az önce gördüğümüz turistler de vardı, Almanca konuşuyordu. Yani Alman turisti olma ihtimali yüksek. Burada ne var? Kazlarımız, ördeklerimiz var. Yanlarına yaklaşalım bakalım nasıl karşılayacaklar bizi. Kovaladı resmen. Kazlara veda ediyoruz. Devam ediyoruz yolumuza. Bakın burada resmetmişler. 28 adet şelale. İri ufaklı değerli dostlar. Bilgilendirme panoları var. Onları da göstermek istiyorum. Konuklar da var bu arada. Eski bir değirmen burası da bu arada. Önce buraya bakalım olmadı. Yan tarafı geçmeye çalışalım. Gerçekten dinlenici bir yer. Sinop'a gelirseniz muhakkak buraya uğrayın. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Buraya uğramadan kesinlikle Sinop'tan ayrılmayın. Bu arada doğru ekipmanla gelmeniz gerekiyor buralara. Çünkü çamur ve benzeri de olabiliyor. Kaygan olabiliyor. Düşme tehlikesi ve benzeri. Spor kıyafetler, spor ayakkabılar iyi olur. Evet, suyun tam kendine kadar geldik.
Şöyle. Su da damlıyor bir yandan. Rahmetli Kemal Sunal'ın dediği gibi bir kalıpta sabun olsa duşumuzu almıştık burada. Dikkatli bir şekilde gitmek gerekiyor buralardan. Çamburu ve benzeri derken kayma tehlikesi var. İsterseniz yukarı çıkmaya başlayalım değerli dostlar. 2022 güncel versiyonu, tabiri caizse Erfelek Tatlıca şelalelerinin. Yani epey efor sarf ettiriyor burası arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurun tabi gelmeden. Oldukça dik merdivenler tırmanıyorsunuz tabiri caizse. Yine bilgilendirme okları var. Şelale kaynağı 1300 metre, diğerinin kafe 300 metre. Seyir terasları zaten hemen de fix oluyor bu tarz yerlerde. Bir yandan kuş sesleri. Doğayla iç içe dedikleri şey bu olsa gerek. Tekrarlıyorum. Oldukça dik. Oldukça dik merdivenler. Bakın arzu ederseniz aşağıdaki şelalelerden yukarı çıkabiliyorsunuz. İsterseniz kısa bir girin aşağıya. Evet arkadaşlar, burası ikinci şelale. Şu zaten ana şelalemizdeki. Arzu ederseniz buralardan da tırmana tırmana son şelaleye kadar geliyorsunuz ama yanlış anlamadıysam girişteki Ramazan Bey söylemişti. 13. şelaleye kadar, 13'e de 11'di tırmanılabiliyor bu selden dolayı. Yani isteyenler burayı da kullanabilir tabi. Uygun donanımla, uygun ekipmanlarla.
seyir terası. Şurada çeşme var. Su da içebilirsiniz buradan. Yani daha önce içmiştim. Sıkıntı yoktu. Bu arada bir düzeltme şimdi aklıma geldi. Şu şekilde basamaklarla 11 ya da 13. kata kadar çıkılabiliyor. Sonrasında patika yol karşımıza çıkıyor. Ama normal şelalelerde sıkıntı yok. Yani son şelaleye kadar şu aşağıdan çıkabiliyorsunuz. Bir yere kadar merdiven koymuşlar. Daha tam bir yoğunluk başlamadı haliyle. Tamam, birkaç ay kalmaz. Buralar tıktım tıktım olur muhtemelen. Erik, erik. Şey diyor ya. Muhtemelen tura gelen arkadaşlar bunlar. Şelale kaynağına 1.4 kilometre kaldı. Daha önceden değerli dostlar bu tabelalar yoktu. Pandemi öncesi en azından yoktu hatırlıyorum. Yeni koymuşlar. İyi olmuş. Başka bir seyir terası aşağıda var. Değirmen Kafe 200 metre sonra. Arkadaşlar saf oksijen, muhakkak gelin Sinop'a girirsiniz. Sinop'ta olanlar da zaten giriyorlardır buraya muhtemelen arada. Eşsiz bir manzara var, eşsiz bir ortam, dinlendirici, sakin, şehrin kalabalığın hengamesinden uzak bir yerdesiniz burada. Deyim yerindeyse kafa dağıtmak için, enerjinizi yenilemek için doğayla baş başa bir şekilde buradasınız, gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, Türk bayrağımız, Şanlı bayrağımız.
gibi ufak tefek şelaleler mevcut. Dostlar dediğiniz gibi. Meyvan kafe. Evet, zipline gibi bir şey de yapmışlar buraya. Şöyle. Daha tam aktif olmamış dostlar. Bu arada meyve sebze bir şeyler satılıyor. Gözleme tarzı bir şeyler de var. Isır var. Yayık ayranı var. Oturup dinleyebilirsiniz. Hatta veyahut da karşıda oturma yerleri var. Salıncaklar var. Bakın harika görünüyor. Sizce de öyle değil mi? 10. şelale gider. Süre daha gidiyor arkadaşlar, merdivenler. Sonra dediğim gibi patika yol. Hatta burada başlıyor şelale kaynağı. 1100 metre, 1.1 kilometre kalmış. Ben de şırı şırı terledim bu arada. Bir yandan toksinler gidiyor bu vesileyle. Biraz eğilmemiz gerekiyor bazı yerlerde. Sarkan dallardan dolayı. Ama güzel bir bitki örtüsü var arkadaşlar burada. Merhaba. Kaybettik biz. Efendim? Yukarıya doğru nereye çıkacağız? Yukarıya mı çıkacaksınız? Evet. Tabii şu patika yol direkt ana kaynağa götürüyor. 1.1 kilometre var. Tamam. Başka yok değil mi şey? Burayı takip ederseniz şelalenin sonuna ulaşıyorsunuz tabii. Güzel mi orası görünüyor? Güzel, ben daha önce birkaç sene önce gitmiştim en son. Şimdi YouTube kanalı var, bir kanalım vardı, oraya çekim yapıyorum. Terle terle gidiyoruz biraz da. Üzerinize afiyet olsun. Kilo da var. Kilo da kaynaklı derken. Ama şuradan takip ederseniz direkt zaten oklar da var, tabelalar da oluyor. Sizi ana kaynağa götürecektir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yürüyüşler sizlere. Hoşçakalın. Evet, tam gaz devam diyeceğim ama tam da gazda değiliz açıkçası. Orta halice diyebiliriz. Siz buyurun. Ben kısa bir mola vereyim. Ben de o tarafa doğru geliyorum zaten. Görüşürüz. Yürüyüşler, hoşça kalın. Var mı bir kilometre daha, var mı önemli? Yani 1.1 kilometre. 1 kilometre diyebiliriz bir hesap. 1 kilometre kaldı. Evet evet. Ne güzel. Kısa bir
aramaya verdik. Bir yandan bitki örtüsüne de bakalım. Neler var neler yok. Hem dinlemiş oluruz bu vesileyle. Arası toplar tabiri caizse. Arkadaşlar nefes alıp verişlerim geliyorsa kusura bakmayın. Mümkün mertebe derinden almaya çalışıyorum sessiz bir şekilde ama dedim geliyorsa kusura bakmayın. Spor ekipmanları şart, bakın kayalık buralar, kayma riski var, dikkat. Biraz düz alana geldik. Bu arada yağmur başladı. Hafiften. Yanınıza muhakkak su alın.
Gerçekten susuyorsunuz. Şimdi bu yol muydu acaba? Tam hatırlayamadım. Son ne diyor? Evet arkadaşlar, buradan gidiyoruz. Diğer taraf değil, doğru. Son şelaleyi buradan. Oldukça güzel bir sessizlik var burada şu an için. Harika.
az kaldı diye tahmin ve umut ve ümit etmekteyim. Kuş sesini duymaktasınız, harika. Yerler ıslak, nemli, aman dediğim gibi dikkat, kayma tehlikesi var. Tabii kimse aşağıya yuvarlamak istemez. Kayıp bir tarafını incitmek istemez. O yüzden tekrarlıyorum. Arada şu an düzlük, tabiri caizse rölantide gidiyoruz arkadaşlar. Ve aşağıya doğru biraz oldukça yaklaştık. Orada biraz da hızlı gidebiliyorsunuz. Düz olduğu için ve aşağı doğru gittiği için yol. Patika yol. Burada su az akıyor. Devam edeceğiz. Evet, Türk bayrağımızı görüyorum arkadaşlar. Geldik. Nasıl kirlenmiş, bayrağın bakım ihtiyacı var. İlgilileri duyurulur. Şuradaki bayrak tabi daha temizliyor. Bakın arkadaşlar, burada işte tam aktif kendinde burası. Şurada oturup bir şeyler atıştırabilirsiniz, yiyip içebilirsiniz. Yayık ayranı oluyor, gözleme oluyor. Yani efor sarf ettikten sonra yani bir enerji toplayacağınız yer burası. Hem son nokta zaten dediğim gibi. Bakın buradaki su içiliyor. Buradan gönül rahatlığıyla su içebilirsiniz. Hatta şimdi ben yüksek müsaadenizle burada videoyu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Su içip daha sonradan aşağı doğru
Gideceğim arkadaşlar. Evet, 2022 Erfelek Tatlıca Şelaleleri güncel sürüm, güncel versiyonu tabiri caizse görmüş oldum. Şu an itibariyle böyle Haziran 2022. Dediğim gibi şu anda da tam kalabalık değil burası. Malum okullar falan yeni kapanacak. İşte sıcaklar anca geliyor. Turist kafileri de yavaş yavaş gelmeye başlamış zaten kafileler halinde. Şu an için durum böyle arkadaşlar. Yolu düşerse Sinop'a lütfen uğrayın derim buraya. Muhakkak uğrayın. Diğer içeriklerde görüşmek dileğiyle. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Her zamanki gibi kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.